Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 23 Nisan 2024, günlerden Salı. Tarihler 17 Ekim 1922'yi gösterdiğinde kocaman bir yürek Bursa'da kendisini bekleyen çocuklara şöyle seslenmişti. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'de 150 bin dolarlık tahmininin arkasında. Banka analisti Geoff Kendrick, Bitcoin'in yaşanan geri çekilmelere rağmen 150 bin dolar yolunda ilerlediğini söyledi. Kendrick'e göre bu seviye 2024 sonuna kadar gelebilir. Analist 2024 içinse 200 bin dolarlık bir fiyat bekliyor. İsviçre'de Merkez Bankası Bitcoin alım baskısı altında. Çeşitli bölgelerinde kripto paralarla alışveriş de yapılabilen ülkede Merkez Bankası'nın Bitcoin alması için kampanya başlatıldı. Bir grup Bitcoin destekçisi kurum bunun için anayasa referandumu istiyor. Grubun başını çeken düşünce kuruluşu 2B4C'nin başkanı Yves Benaim, İsviçre'nin egemenliğini ve finans dünyasındaki tarafsızlığını koruması için bunun atılması gereken bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu durumun hayata geçmesi için bir anayasa referandumu yapılması gerekiyor ve biz gerekli dokümanları hazırlıyoruz dedi. Konuyla ilgili bir anayasa teklifinin ortaya atılması için Bitcoin destekçisi grubun 100 bin imza toplaması gerekiyor. Shiba Inu, gizlilik odaklı olan yeni 3. katma blok zinciri için 12 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım projenin Treat adlı ve henüz çıkarılmayan token'ı vasıtasıyla yapıldı. Yatırımcılar arasında Animoca Brands ve Polygon Ventures da bulunuyor. 3. katman blok zinciri ve token'ın bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bitcoin geliştiricisi Martin Valmy, Satoshi Nakamoto ile yaptığı yazışmaların 2. bölümünü de yayımladı. Satoshi'nin bu yeni ortaya çıkan e-postalarda Bitcoin'in gelecekteki ulaşacağı statüyle ilgili net yorumlar yaptığı görülüyor. Bitcoin'in mucidi 2009'a ait yazışmalarda Bitcoin'in sadece bir yatırım varlığı olamayacağını vurguluyor. Gizemli isim Bitcoin'in değişim aracı statüsü de olması gerektiğini savunuyor. Ayrıca kullanıcı akını olabilir, buna hazır olmalıyız, benimsenme geniş çaplı seviyelere ulaşabilir diyen Satoshi'nin 14 yıl öncesinden bugünleri öngördüğü anlaşılıyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Fed'in bu yıl 2 kez faiz indirebileceği görüşünde. BlackRock'ın yöneticilerinden Rick Rieder, Fed halen bu yıl 2 kez faiz indirimi yapabilir. Onlar için bunu yapmak giderek zorlaşıyor ama yine de yapabileceklerini düşünüyorum dedi.